Bugün sana YouTube hilesini göstereceğim. YouTube üzerinden en kısa sürede para kazanmayı açıp en kısa sürede video yükleyeceğiz. İstersen her gün yükleyebilirsin. Yeterince zaman harcarsan ve bu harcadığın zamanla 30 günlük videoları tamamlayıp bu 30 günlük videoları planlarsan geri kalan tüm zaman da senin olmuş olur. Aynı zamanda bunu yüzümüzü kullanmadan yapacağız ve tamamını yapay zeka yapacak. Kendi yeni açtığım kanalda tek bir videoda şu kadar takipçiye ve bu kadar izlenmeye ulaştım ve kanal çok hızlı bir şekilde e ivmeleniyor. Patlama noktasına geldi diyebilirim. Sonraki videolarda kanalımız patlamış olursa seni bilgilendireceğim. Bu konsepti yurt dışında yapan arkadaşımız bu kadar para kazanıyor. Ve kanalın aylık ortalama bu kadar izleyici çekmiş oluyor. Bunlar ortalama bir rakam. Aklınızda bulunsun. Bu kanalda Türkiye'de aynı konsepti yapmış bir arkadaşımız. Bu konsepte yapan Türkiye'deki arkadaşımızın da kazancını ve aylık ne kadar izleyiciye ulaştığını görebiliyorsunuz. Bu kazanç fiyatları tamamıyla sponsorluktan ve affiliate linklerinden arındırılmış fiyatlar. Sadece YouTube'dan kazanılan fiyatlar. Bunun haricinde sponsorluklar ve affiliate linklerinden kazandığı paraları hariç tutuyorum onlarla beraber toplandığında kazancı siz düşünün. Övdükçe övdüm bakalım neymiş bu iş. Yurt dışında olduğu kadar Türkiye'de de çok popüler olan bir konsept olan spiritüel ve olumlama konusunda videolar çekeceğiz. Bunu yaparken tamamıyla yapay zekadan yararlanacağız. İsterseniz kendi sesinizi kullanabilirsiniz, isterseniz yüzünüzü de kullanabilirsiniz. Ama hiçbir şey bilmeyen bir insan bile yapay zeka yardımıyla yapabileceği şekilde anlatacağım size. Bilgi satışını anlatacağım. Bunu size kimse anlatmasın. Dijital bir ürün oluşturarak bu konudaki bilgilerinizi insanlara sunmuş olacağız ve bu yolla satış yaparak kazanç sağlayabileceğiz. Sonrasında kanalınız büyüdükçe bu satışlarınız da çok fazla artmış olacak. Hem YouTube'dan para kazanmış olacaksınız hem de bilginizi satarak ve dijital bir ürün oluşturarak, PDF oluşturarak bunun da satışından kar elde etmiş olacaksınız. Bu video çok uzun olmaması için sadece video düzenlemeyi anlatacağım. Sonraki videoda size dijital ürünü de nasıl oluşturacağınızı anlatacağım. Dijital ürüne de ufak ufak değineceğim. Kaçırmamak için takipte kal Daha fazla lakla bırakalım ve bilgisayara geçelim. Dostlar size şimdi sıfırdan ikinci kanalıma video çekeceğim ve beraber çekeceğiz bunu. Sıfırdan nasıl yaptığımı tamamıyla göreceksiniz. Hiçbir şey atlamadan göstereceğim. Bizim Nugget, şimdi yabancıdan çalıyoruz, gavurdan çalıyoruz. Bizim Nugget'ın sayfasına giriyoruz. Ben şimdi ilk attığım bir tane video var. O video zaten ortalama benim 1000-2000'e bin, yakın şu anda izlendi. Bir günde izlendi. Bu 200 takipçisi varken izlendi 10 katı. O videonun ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben bu videoyu nasıl buldum? Öncelikle bizim Nugget'a girdim. Baktığınız gibi kapak fotoğrafını yapay zeka yaptırmış. Üstüne de güzel bir tane yazı yazmış. ilgi çekici. yabancı olarak da demiş. Bu dokuz şey yapıyor sen diyor. Seçilmiş kişisin diyor. İnsanlar bunu gördüğü zaman ilgisini çekip tıklıyor. Ben bu videoyu tamamen aynı bu şekilde de arkaya daha videoları ekleyerek bir şey çevirdim. Şimdi bunun baktığınız gibi 1 milyon 300 bin izlenmiş. Yani bunun tıklanma oranı yüksek ve izleyici de içeride tutmuş. Şimdi biz ben bu videoyu yaptım. Şimdi size ikinci video yapacağım. Youtube'da metni çaldığınız zaman, metni aldığınız zaman telif hakkı yemezsiniz. Videoları, fotoğrafları ve müziği alırsanız telif hakkı yersiniz. Bu neden dolayı fikirleri almakta bir problem yok. Şimdi bu videoya tıklıyoruz. Bu videoya tıkladıktan sonrasında bunu Antiago karda ya da aşağıda yorumlarda da size ne olduğunu göstereceğim. Antiago yapıyoruz. Yani yazıyoruz. Antiago bizim ne işimize yarıyor? Şöyle bu metnin transkriptini çıkartıyor. Transkript dediğim şey de metnini çıkartmış oluyor. Yani ne konuştuğunu çıkartmış oluyor. Biz bu videonun linkini kopyalıyoruz. Antiago'ya yapıştırıyoruz. İngilizce seçiyoruz. Çünkü İngilizce bir metin var. Şimdi burada Türkçe'ye çevireceğiz bu metni. Trans transkript diyoruz. Transkripte çıkarttık. Copy transkript e diyoruz sonra chat GPT'ye giriyoruz. Chat GPT'ye diyoruz ki sana İngilizce bir metin vereceğim. Bu metnin bütünlüğünü bozmadan anlam kaybı yaşatmadan Türkçe'ye uygun bir dille ve 10 yaşında bir çocuğun anlayabileceği bir şekilde çevirmeni istiyorum diyor. Burada bizim şurada Antiago'da kopyaladığımız metni oraya yapıştırıyoruz. Bu bize metni çeviriyor. Burası çok uzun olacağı için biraz atlatabilirim. Burayı hızlandırabilirim. Bu noktada konsept bulma konusunda farklı gizli konseptleri arıyorsanız benim gizli konseptlerimi topladığım 50'den fazla konsept var. Bu konseptlerin hepsini de size pdf olarak sundum. Eğer bunun gibi farklı kimsenin bilmediği gizli konseptleri öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki linkten o 50 tane konseptine ulaşabilirsiniz. O konseptlerin hepsi de para kazandıran konseptler. Para kazandırmayan hiçbir şeyi bu kanalda göremezsiniz. Emin olun şu anda bu tarz içerikler çekenlerin hepsine baktığınız zaman kendi yaptığı YouTube kanalları asla paylaşmazlar. Ben size kendi yaptığım YouTube kanalını gösteriyorum. Bu YouTube kanalı emin olun ki para kazanacak. Ben buna bir tane dijital ürünü koyacağım. Bu dijital üründe de kimse almasa bile şöyle düşünün ya bu dijital ürünü kim alacak deseniz bile. Günde iki tane satsanız, günde üç tane satsanız bile bu sizin için bir kar olmuş olacak. Yani durup dururken hem YouTube kazancından hem de buradan para kazan kazanmış olacaksınız. Bu arada metin çevrilmiş oldu. Bu arada konseptleri unutmayın. O konseptler üzerinde çok uğraşılmış bir konseptler derim. Bu metin durabilir. Sonrasında seslendirmek için Eleven Labs'ı kullanacağız. Eleven Labs'e geliyoruz. Buraya Google'dan e, üyelik üyeli kaçarak girebilirsiniz. Basit. Bunu hiç göstermiyorum bile. Bu metni spiritüel ve olumlama videolarını daha çok kadınlar izlediği için kadınlara yönelik bir içerik oluşturduğumuz için erkek sesi değil de kadın sesi kullanmaya özen göstereceğiz. Mesela bu sefer de Bella'yı deneyelim. Şeydeki Alaca karanlıktaki belli. Ee, sonra buraya metnimizi şuradaki metni alıyoruz. Kopyalıyoruz. Hiç okumadım bile. Metni yani gerçekten okumadım bile. O kadar söylüyorum. O kadar basit. O kadar basit de izleniyor yani. Burada bunu kopyalıyoruz. Elev'in nefse gelip bunu yapıştırıyoruz. Burada bize 10.000 kelimelik bir çeviri şansı sunuyor. 10.000 kelimeden sonra ücretli oluyor. Eğer ücretsiz devam etmek istiyorsanız sürekli sürekli Gmail hesabı değiştire 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 siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İstediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde çevirebilirsiniz. Yani bu ne kadar süre sonra sınırlama getirirler bunu bunu bilebiliyorum. Ama şu anda bu şekilde yararlanabiliyoruz. Burası olmadığı zaman başka bir seslendirme aracı kullanırız. Hiç problem olmaz. 2500 kelimeye kadar destekliyor. E, temeldeye kadar çeviriyoruz. Kuvvet oluşturuyor diyor. Biz de buradan bakalım nerede kalmışız. Hemen temelde diyorum burada. Burada diyor ki kuvvet oluştur. Tamam buradan sonrasını çevireceğiz. Şu andık bu tarz videoları anneniz babanız ya da bu tarz şeyleri izleyenler varsa çoğunlukla bunların hepsi kadındır. E, generate diyorum. Hemen burada bana bu metni çeviriyor. Metin çevirmesi biraz uzun sürüyor. Buraları biraz hızlandıracağım. Siz bunları aynı şekilde gördüğünüz gibi işte bizim burada üzerine işleyebileceğimiz bir videoya ihtiyacımız var. Bu video için de YouTube'a geliyorum. YouTube'a diyorum ki işte doğa nature no copyright video diyorum. 10 minute diyelim. Ortalama 10 dakikalık bir videoya ihtiyacımız olacak çünkü bizim. Bak burada en güzel adam bana no copyright 10 dakikalık video future videosu paylaşmış. O videoya geliyorum hemen şuradan kopyala diyorum sonra geliyorum Google'a diyorum ki YouTube video indirme diyorum YouTube video indirme save from ilkine tıklıyorum sonra buradan buraya komunu kopyalıyorum indir diyorum sonra bu video bana indiriyor bana bu videoyu indirdi bu copyrightsız no copyrightsız videoyu indirdi buraya CapCut'a tekrardan geliyoruz CapCut'a bu videoyu 10 dakikalık bir videoyu import ediyoruz buraya yükleniyor bu video Burada Elevon aldığımız sesi ve videoları 10 dakikalık telifsiz videomuzu birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz zamanda da ElevenLabs'te indirdiğimiz videoları da ElevenLabs Labs olarak indirilecek. Bunları ses 1-2-3 diye düzenlerseniz her zaman için sizin için daha iyi olacaktır. Bunları düzgün bir şekilde sıralamış olursunuz. Sonrasında sesleri ve videoyu burada CapCut'ta birleştirdik. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Sesi, sesi altyazı eklememiz gerekiyor. Buradan text'e tıklıyoruz. textten auto caption'a tıklıyoruz. Burada English var. İngilizce yerine burada Türk işi seçiyoruz. Sonra da burada create diyoruz. Bu birazcık uzun sürebilir. Bu tamamlandıktan sonra devam edeceğiz. Tamamlandı. Şu anda e, metne girdiğimiz zaman metin burada hazır olmuş oluyor. Ama bu metin birazcık kötü görünüyor. Bu metni güzelleştirmemiz için de bu metni şöyle yukarıya doğru ortalıyorum. Buradan bu bol seçiyorum. Ben bu metnin ısını kendim indirdim. Siz kafanıza göre istediğiniz tekstayı indirebilirsiniz. Sonra buradan shadow'a tıklıyorum. Shadow'la shadow arkaya birazcık gölge ekler ve yazıyı daha düzgün bir şekilde gösterir. Sonra buradan stroke diyorum. Stroke metnin kenarlarını siyah gösterir ve daha net bir şekilde görünmesini sağlar. Ben bu metne animasyon eklemek istiyorum. Sonra buradan bütün metni seçiyorum. Seçtikten sonra buradan animasyonlardan caption'a tıklıyorum. Bu caption tarafı Oto Caption, Oto auto Alt Otomatik Alt eklediğiniz zaman olur. Onun haricinde kendiniz yazdığınız zaman bu Oto Caption'ı çok kullanamazsınız. Burada istediğiniz animasyonu seçebilirsiniz. Kendiniz teker teker de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik olduğundan dolayı bunu yapıyorum. Bu kanalda her şey pratikliktir. Side Up diyorum. Burada çok güzel bir şekilde metin hazır olmuş oluyor. Buraya bir güzellik eklemek için de buradan açacağız buradan brightness e, parlaklığını ve buradan minyetini ayarlıyorum. Biraz daha karanlık oluyor. Batman havası yaratıyor. Ben bunu ben bu tarz video yapmayı daha çok seviyorum. Bunları da hallettikten sonra yapmamız gereken bu birazcık sade kaldı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz aslında. Buradan efektlere geliyorum. Efektlerden e, hoşunuza giden efektleri üstünüz üstüne atabilirsiniz. Ben burada bir iki tane efekt attım. Bunları görebiliyorsunuz. Şimdi en son olarak da ilham verici bir müziğe ihtiyacımız var. Bu müzik için de ses kitaplarına gidiyorum. Bu ses kitaplığından buraya ilham verici bir müzik aratıyorum. İlham verici müziklerden de Future Glider diye bir tane müzik hoşuma gitti. Bu müziği de e, upload ettikten sonra buraya ekliyorum. Eklediğimiz zaman burada müzik, müziğin tam bitişini eklerseniz bu çok fazla anlaşılır. Çok fazla dikkat çeker müzik bitti başladı şeklinde. Siz o yüzden tam bitmeden bu müziği yerleştirirseniz böyle güzel bir geçiş efekti eklemiş oluyorsunuz. Burları dinleyerek daha güzelleştirebilirsiniz. Bu videoyu buradan upload ediyorum. Video, videomuz tamam olmuş oluyor. Videoyu hazırlamış olmuş olduk. Canva'ya geliyorum. Canva'dan hazırlayacağız videomuzu. Canva'dan hazırlamak için de bir, de bir tane fotoğrafı ihtiyacımız var. Bu fotoğrafı isterseniz Bing'den kendiniz yaratabilirsiniz. İster isterseniz bir kendiniz yaratabilirsiniz. isted bildiğiniz gibi paralı ama aynı zamanda Discord'dan da başkalarının yaptıklarını görebiliyoruz. Bu nedenden Midjourney'ye giriyorum. İsterseniz kendiniz paralı olarak da yapabilirsiniz. Ben kendim başkalarının yaptığı videolardan alıntı yapacağım. Burada bizim yapacağımız video enerji ile alakalı bir video olacağı için Google çeviriye geliyorum. Google çeviriden buraya enerji yazıyorum. Enerjinin ne demek olduğunu anlıyoruz burada. Burada en çünkü Midjourney'de Discord'umuzda e, Türkçe bir arama yapamıyoruz. Sonra buraya bu ben enerji yazıyorum. Enerji yazdıktan sonra burada fotoğraflara bakıyorum. E hoşunuza giden bir tane fotoğraf alabilirsiniz. Dikkat çekici olması gerekiyor. Dikkat çekici bir fotoğrafı alıyoruz. Kanvaya geliyoruz. Kanvaya buraya fotoğrafımızı ekliyoruz. Böyle yakınlaştırıyorum. Biraz büyük, büyük olmasını istiyorum. Şöyle güzelce birleştirdikten sonra Buraya bizim bir geçiş efekti eklememiz gerekiyor. Bu geçiş efekti için de yukarıya siyah, siyah filtre, siyah filter gibi aramalarla şöyle bir geçiş efektini burada kanvada ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Ücretli versiyonlarında çok daha iyi şeyler olur. Ben şu anda bu ücretsiz versiyonu da yapıyorum burada. Sizin de görmeniz açısından. Sonra burası biraz boş kaldı. Arka tarafı biraz böyle bir değişik, hoş bir şeyler aramak istiyorum. Mavi yazıyorum buraya. Mavi yazdığım zaman burada aa bak çok güzel bir şey var. Bunu buraya hemen upload ediyorum. Sonra üstüne bir tane yazı yazmamız gerekiyor. Burada yaratıcılığınız çok önemli. İsterseniz metni okuyup metninde metnin içerisinde çok etkileyici bir cümle varsa onu kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir cümle yazacağım. Sizi sihirli zannedecekler diye. Bunu yaptığımız zaman istediğiniz gibi yazıyı yazabilirsiniz. Bu tamamen tasarım yeteneklerinize kalmış. Ben sihirli yazısının büyük görünmesini istiyorum. Kapak fotoğrafımız da bu kadar basit bir şekilde hazır olmuş oldu. Geliyoruz YouTube'a. YouTube'a videomuzu upload edeceğiz. Oluştura tıklıyorum. Oluşturulan videoyu hemen yüklüyorum buraya. Buradan videomuz hazır olmuş oluyor. Burada kabaş bizimizi nasıl yazmamız gerektiğini bilmiyorsanız hemen çaldığımız kanala geliyoruz Wisdom Nugget'a. Wisdom Nugget'ta burada popülere geliyorum. Buradan videoyu seçiyorum. Videoda o hangi başlığı yazmış ona bakıyoruz. Bunu kopyalıyorum. Çevirden çeviriyorum. Bunu alıp direkt ben başlık olarak burada kullanabilirim. Başlık olarak buraya yapıştırdıktan sonrasında açıklamayı biraz sallıyorum. Sonra buradan hazırladığımız kapak fotoğrafını buraya yerleştiriyoruz. Sonra geldik en güzel yere etikete. Etiket içinde YouTube'a geliyorum. YouTube'a hangi neyle alakalı bir video çekecektik? Biz enerjiyle alakalı. Buraya enerji yazıyorum enerji yazdığımız zaman hemen zaten de lampalar çıkacak son zamanda e, olaylarından dolayı falan büyük ihtimalle. E, o yüzden enerji yükseltme yazıyorum. Enerji yükseltme biraz daha bizim videolarımıza yönelik bir şey olacak. En başta gösterdim mistik Yol en başta çıkıyor zaten. Burada elden farklı konsepti e kitapta buluşturduğum kitapta yardımcı uygulamalardan bahsediyorum. Orada VidIQ ve Social Blade de var. VidIQ yüklemeniz gerekiyor. VidIQ çıkmadan bu hashtaglere ulaşamazsınız. Google Chrome eklentisi olarak da bunu yükleyebilirsiniz. Buradan hemen Buna tıkladığımda kopyalanmış oluyor. Bu arkadaşın hashtaglerini kopyalamış oldum. Şöyle bir faydası var. Burada bu videoyu 850 bin kişi izlemiş. 850 bin kişi izlediğinde biz bunu kopyaladığımızda kendi videomuzu koyduğumuzda sağ tarafta önerilenlerden bu videoyu izleyenlere biz de önerilmiş olacağız. Önerilme şansımız çok yükseltmiş olacağız. Çok basit bir şekilde video yükledik, kapak fotoğrafını yükledik, hashtagleri buraya yapıştırıp videoyu paylaşabiliriz. Bu video dördünde hazırlandığından dolayı beşine planlayabilirim, beşine planladım. videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız noktalar olursa yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz konsept videolarını atmaya devam edeceğim. Kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Bu tarz kimsenin bilmediği gizli konseptleri öğrenmek için de açıklamadaki linkte 50'den fazla kanal seni bekliyor olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere.